14 Eylül, 20 Eylül haftalık burcumuz koçlarla birlikte başlıyoruz. Koçların özellikle yapması gereken en önemli şey unuttuğunuz evraklar ya da uzun süredir ödemek istemediğiniz ve hep ertelediğiniz evraklarla ilgili başınız yanmasını istemiyorsanız rica ediyorum bir kontrol denemi. Yani faturalarınız, verginiz, unuttuğunuz bir ev verginiz de olabilir. Bunları bir dikkate alalım. Çünkü bunlarla ilgili bir uyarı gelebilir. Biraz canınız bu konuda sıkılabilir diyorum. Ailenizle ilgili de yaşadığınız bir para mevzusunun sizi rahatlatacağı bir dönem haftası. Yani bu tarz sıkıntılarınızı ailenizin desteğiyle çözme haftasına giriş sağlayacaksınız. Fakat işle alakalı dönüşmek istiyorsunuz, dönüşülmek istiyorsunuz ve bulunan noktanın stresli alanında artık yer almak istemiyorsunuz ve alternatif bir iş, alternatif bir nokta araştırmasına girdiniz değerli koç burçlarım. Evet, doğru teklifler gelecek Ekim itibariyle ama acele etmenizi istemiyorum. Burada hak ettiğiniz noktalar da aydınlığa kavuşacak. Fakat sizin burada miskin miskin olmak ya da işe yaramadığınızı hissetmekle ilgili bazı sorunlarınız var. Ve ben tam kendimi gösteremiyorum ve çok daha iyi noktada olmam gerekirken bu noktadayım diyorsunuz. Evet, hak veriyorum. Alternatif teknikler gelecek, değerlendirirseniz başarı da sağlayacaksınız. Ama şu da bir gerçek, siz ne istiyorsanız hallolacak. İş problemi yaşayan ve uzun süredir işsiz olanlar biraz daha sabretmek zorunda. Biraz daha destekleri aileden, çevreden alacaklar. Yani bir iki ay daha dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü umut etmenizi, evet umut her şeyin ekmeği ama alternatif her noktayı denediniz ve hala bir teklif olmadığı için bu konuda mutsuzsunuz değerli koç burçlarım. Ev yenilenmek gibi değil de evi değiştirmek, yani bulunduğunuz binayı ya da bulunduğunuz mahalleyi daha rahat, daha ferah bir noktaya gitmek istiyorsunuz. Evet, bu da sizin için hayırlı olacak bu hafta. Ama aile büyüklerinizle alakalı destek alacaksınız. Onların desteği inanılmaz sizi rahatlatacak diye söyleyebilirim. Sağlık olarak baş ağrılarınız, migren ve kulak enfeksiyonlarınıza dikkat etmeniz lazım. İlişkiler konusunda evliliğinizle alakalı geçtiğimiz haftalarda biraz bazı şeyler sinirsel, yani maddi gerginlikler bizim evliliğimize de rahatsızlık etmeye başladı. O yüzden birbirinizi biraz daha sakin anlayın. Gereksiz atışmalara gitmeyin. Tabii ki para her şeyin düzenini kurtarıyor ama şu an böyle bir para da yok. Boşuna birbirinizi incitmenizi istemiyorum. Eğitim ve kariyer anlamında kendini lise ya da üniversitede okuyan öğrencilerimiz için demişim ki biraz daha aceleci tavırlarınız size rahatsızlık veriyor. Biraz daha dikkatli kontrol ederseniz başarı sağlayacağınızı söyleyebilirim. Evliliğinde boşanma davasını bekleyen ya da uzun süredir kurtulmak istiyorum diyen insanlar bu dönem bunun sevincini, bu dönem bunun ferahlığını yaşayacaksınız. İstediğiniz özgürce boşanması gayet sağlıklı olacak. Evliliği geciken ve bir türlü evlenemeyen koç burçlarına evet sürpriz bir şekilde 4 ay içerisinde düzeninizi oturtacaksınız. Araç satmak isteyen koçlara diyorum ki şu an tam zamanı, satmak istiyorsanız hayırlı olsun. Kendi işinizi kurmak isteyen koçlar ortaklı bir iş anlaşması olacak ve bu hayırlı olacak diyorum. Ama ne demişim, belki de en iyi şey kendinizi şifalandırmak, şifa size iyi gelecek. Çünkü çok yorucu bir geçtiğimiz 6 ay yaşadı koç burçları. Tırnaklarınızla, hayatlarınızla bir şey yapmaya çalıştınız. Artık vücut yorgunluğunuz çok ön planda. Belki de en derin şey güzel bir uykuya ihtiyacınız var ve güzel bir dinlenme ihtiyacınız var. Her şeye şarj olmaya ihtiyacınız var. Ama işte problem yaşayanlarda rahatlama söz konusu olacak. Endişe etmenizi istemiyorum. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Sevgiyle kalın. Yalnız burada demişim ki erkek kardeşle gereksiz atışmalara dikkat. Birbirinizi gereksizce üzmeyin. Mal hep burada var. Bizler öldükten sonra malın bir anlamı yok diyorum. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.